değerli basın mensupları, Libya'da 2011 yılında yaşanan halk devrimi sonrasında serbest seçimle oluşturulan Genel Ulusal Kongre ve Devlet Başkanı Sayın Muhammed Yusuf Mukrafi'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Devlet Başkanı bu ziyaretinde birçok değerli bakan ve yine Genel Ulusal Kongre'nin çok değerli milletvekilleriyle birlikte Türkiye'yi ziyaret ettiler. Bu ziyaret Türkiye ile Libya arasındaki çok eski kadim kardeşliğin yeniden güçlü bir şekilde canlandığının en büyük işaretidir. Kendileri ilk ziyaretlerinden birisini Türkiye'ye yapıyorlar. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler çok eskidir. 500 yıllık bir tarihi vardır. Uzun yıllar hep beraber yaşamışızdır. Öyle günler olmuştur ki geçmişte işgalcilere karşı Trablus'u, Bingazi'yi, aynı İstanbul gibi Anadolu toprakları gibi omuz omuza hep savunmuşuzdur. Maalesef böyle güzel bir ülke çok uzun yıllar, 40 yılın üzerinde 42 yıl çok acımasız bir diktatörlüğün ve acımasız bir rejimin maalesef yönetiminde olmuş ve Libya halkı çok büyük maalesef acılar çekmiştir. Ama 17 Şubat devrimi çok büyük bir halk ayaklanması olmuştur ve bu büyük devrim neticesinde Libya bugün özgürlüğüne kavuşmuştur ve Libya'yı değerli kardeşlerimiz yeniden kurmaktadırlar. Sayın Devlet Başkanı, değerli kardeşim de ta 1980 yıllarında bu diktatörlüğe karşı ayaklanan ve bir ulusal kurtuluş mücadelesini başlatanlardan birisi ve o zaman çok kıymetli görevlerini terk ederek arkadaşlarıyla ta o zamandan başlamışlardır bu mücadeleyi. Yine çok değerli bakanlar, milletvekilleri heyetimizde yıllarca hapishanelerde kalmışlardır, cezaevlerinde kalmışlardır. Çok büyük acılar çekmişlerdir. Fakat bugün kendi ülkeleri, güzel Libya'yı tekrar ayağa kaldırmak için büyük bir gayret içerisindedirler. Dolayısıyla böyle kardeş bir ülkenin yeni yönetimiyle Türkiye omuz omuza el birliği içerisinde çalışmaktadır. Devrim sırasında da bildiğiniz gibi yine Türkiye bütün gücüyle her şeyimizde devrimin yanında olduk ve o zaman birçok operasyonlara hava deniz kuvvetlerimizin katıldığını hep hatırlayacaksınızdır. Bunları bugün değerli dostlarımız büyük bir şükranla yad etmektedirler. Değerli basın mensupları, bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi çok daha ileriye taşımak için birçok konuyu konuştuk. Önce Libya'nın yeniden kurulduğunu, yeniden yapılandığını söyledim sizlere. Libya'nın bütün güvenlik birimlerinin kurulmasında yine dayanışma içerisindeyiz. Daha önce biliyorsunuz Libya Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları Türkiye'yi ziyaret ettiler ve komutanlarımızla hep görüştüler. Yine emniyet güçleriyle ilgili polis teşkilatlarımız arasında hep işbirliği vardır. Libya'nın yeniden yapılanması süresinde kurumların kapasitelerinin artırılmasında Türkiye bütün gücüyle hep işbirliği içerisinde olacaktır. Ekonomik ilişkilerimize yine çok önem veriyoruz. Ticaretimiz şu anda 2,5 milyar dolar civarına ulaşmıştır. Serbest ticaret anlaşması gibi, vergi muafiyeti gibi anlaşmaları hep hazırlıklarını inşallah yapacağız ve bunları da yakında hep imzalayacağımızı umuyoruz. Yine Türkiye olarak karşılıklı yatırımlara çok önem verdiğimizi, Türk müteahhitlerinin Libya'da vaktiyle çok önemli işler yapmışlardır. Türkiye'deki birçok büyük müteahhitlik şirketi Sayın Başkan, gerçekten Libya'da yaptıkları faaliyetler neticesinde hep büyümüştür. Bundan dolayı da Libya halkına karşı hem kendilerinin çok büyük bir dostlukları ve şükranları vardır. Aynı zamanda da
ilişkilerimizin bundan sonra da devamı konusunda bunlar çok güzel tabii ki referanslardır. Bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu dayanışmamız, işbirliğimiz güçlü bir şekilde devam edecektir. Türk halkı, Libya halkına çok büyük bir sempati duymaktadır. Öyle ki aramızdaki şu anki ilişkilerin en iyi örneği Libya ile Türkiye arasında, İstanbul arasında haftada 31 sefer vardır. Uçak seferi vardır, Türk Hava Yolları'nın 31. Bunu en kısa süre içerisinde 40'ın üzerine çıkartma taleplerimiz söz konusudur. Demek ki karşılıklı bir şekilde çok büyük bir sevgi, muhabbet var. Bu iki ülkenin ilişkilerinin ne kadar yakın olduğunu gösterir. Bayraklarımızdaki ay yıldızlarda Türkiye'nin ve Libya halkının birbirine olan muhabbetinin en güzel sembollerdir. Bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz.